اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Amin, amin, amin. Bi hürmeti seyyidil mursalin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Her birerlerimize hayırlı evlatlar, hayırlı damatlar, hayırlı gelinler nasip eylesin. Dünyamızda da, ahiretlerimizde de en güzel yerlere gelebilmeyi nasip eylesin. Rabbim bütün ölmüşlerimize, imanlı geçmişlerimize de rahmet eylesin. Kabille nur, makamlarını cennet eylesin. Bize de arkamızdan dua edecek hayırlı evlatlar, hayırlı cemaat arkadaşları, hayırlı dostlar nasip eylesin. Amin, amin, amin. Aziz kardeşlerim, Bugünkü sohbetimize Mehmet Akif Ersoy'un rahmetlinin güzel bir dizesiyle, iki satırlık mısrasıyla başlamış olalım inşallah. Diyor ki rahmetli, zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu. Nereden bulurdun o zaman eldeki yurdu? Tekrar edelim. Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?" diyor. Allah bütün ecdadımıza, bütün İslam dinine hizmet etmiş olan alimlerimiz, şehitlerimiz, büyük o güzel sultanlarımıza özellikle özellikle Osmanlı dönemindeki o padişahlarımızı kastediyoruz. Hepsine gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Çalıştılar, gayret ettiler. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Ve bize bu güzel emaneti teslim ettiler. Allah da Celle Celaluhu onlara cennetini efendim cemali nasip eylesin inşallah. Bizler de onlara komşu olalım. Dostlar, hakikaten hani büyüklerin dediği gibi Eşek ölür, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. Düşünebiliyor musunuz? Önümüzdeki pazar gününde 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethini kutlayacağız, idrak edeceğiz. Yani bundan 569 sene öncesinde 21 yaşında aslanlar gibi Fatih'imiz, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerimiz İstanbul'u o gün adıyla Bizans'ı fethedip bizlere emanet olarak bırakmış. Ne akıllıymış mübarek. 21 yaşına kadar tabi bunun altyapısını hazırlaması, o topların döktürülmesi Edirne'de buraya kadar getirilmesi, karadan gemilerin efendim yüzdürülmesi, ve Haliç'e indirilmesi bunlar büyük olaylar. Biz sadece bunu kitaplardan okuyabiliyoruz. Bir de olayın efendim o günkü şartlarda yaşanmasını bir hayal edelim. Teknolojik imkanları vesaire düşünelim. Onun için biz çok ama çok kendisine duacıyız, minnettarız. Rabbim Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerimize gani gani rahmet eylesin. Onun asker arkadaşlarına, hocalarına rahmet eylesin mekanları cennet olsun ve bize onlara efendim layık olacak bir şekilde iyi bir torun olabilmeyi, evlat olabilmeyi de nasip eylesin. Ne güzel insan. Düşünebiliyor musunuz? Burada ezanı ı Muhammedi seslerini efendim ilk olarak Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri açıyor. 569 senedir bu ezanlar, okunan Kur'anlar, camiler, Cemaatler yattığı yerde mübarek bıraktığı eserle beraber sevaplarını efendim alıyor, 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 götürüyor. Ne güzel insandır elhamdülillah. Ama dertlenmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var İstanbul'un ile alakalı. Onu aklın efendim kotlamış, beyni onun efendim yatmış kalkmış. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki, la tuftahanna al-Kustantiniyye ve la ni'mal emir emiruha ve lan ni'mal ceyşu zâlike al-ceyş. Sadaka Rasulullah, ve netaka Habibullah fîmâ kâl ev kemâ kâlin Nabi, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, mübarek öyle bir ileride zaman olacak ki Konstantin, Bizans fetholunacak. Ve onu fetheden asker ne güzel askerdir. Onu fethedecek olan komutan ne güzel komutandır. Allahu Ekber. Bu hadisle beraber bütün sahabe-i ikram çalkalanmaya başlamış. Biz gidelim, biz gidelim, biz fethedelim. Bu ne güzel komutan, ne güzel asker denilen efendim gruba dahil olalım. O listeye girelim, oraya ismimizi yazdıralım diye mübarekler kalkmışlar gelmişler. Eyüp Sultan Hazretleri işte bunun için geldi buraya. Mübarek buraya tatil yapmaya gelmedi. Buraya efendim güneşlenmeye gelmedi. Herhangi bir şekilde burada bir ticareti falan da yoktu. Sadece ve sadece o gün o sahabe-i kiramın atlayıp buraya gelmesinin sebebi mübareklerin İstanbul'u fethetmek. Böyle bir müjde var. Olacak bu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boş bir şey söylemez. Cenab-ı Hak bunu söyletiyor. Dolayısıyla bunu ben yakalayayım. Onlara nasip olmadı. Onlar şehit oldular. Ondan arkasında Emeviler dönemlerinde kaç sefer buraya efendim seferler düzenli gelindi gidildi olmadı. Şu anda imkanımız olduğu zaman arka, efendim alalım çocuklarımızı gidelim. Karaköy'de Arap Camii diye bir cami var. Arap Camii. Fethe geldiği zaman bizim efendim hemen düşündüğümüz nedir? Ufak bir mescit yapalım içerisinde ibadet edelim. Onlar fethe geliyorlar. Burada beklerken fethiye Efendi hemen yapamıyorlar. Hemen orada bir mescit yapıyorlar. Ve bugün orası efendim Arap Camii olarak anlıyor. Arapların gelmiş olduğu yer. O zaman Bizans'ta "Arap'lar geldiler." diye böyle bir eser kalıyor. Dostlar, şu anda elhamdülillah altın top gibi kucağımızda bulduk bütün nimetleri. Bir de bunun gelişini böyle tahayyül edelim. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin 12-13 yaşlarında, 14 yaşlarında mübareğin annesi yatak odasına yattığı yere girdiği zaman şaşırıp kalırdı. Niye? O yatak böyle alt üst olmuş adeta, çarşaf, yorgan karma karışık. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Niye düzgün yatmıyorsun falan deyince, anne ben sabaha kadar efendim e nereden girelim Bizans'a bunların programını yapıyorum. Yani yattım mı zannediyorsun diye onun efendim oradaki yatağının, yorganının karma olmasının sebebini İstanbul'un fethini hayaliyle sabaha kadar uyumayan bir Fatih var. Altı tane dil biliyor, yabancı dil. Ana dili gibi mübarek. Astronomi iliminden efendim, fizik ilminden, kim efendim, teknolojiden o günkü dünyada en iyi bilgi sahibi Fatih ve onun hocaları. Onu yetiştiren efendim Akşemseddinler, Molla Gülhaniler, babası aslanlar gibi o güzel insan, evliya Allah'tan bir zat. Üç gecede bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda görürdüm diyen o güzel zatın Allah oğluna nasip ediyor. Hem de 21 yaşında. Teri taze, efendim o güzel sakallarıyla, başında sarıyla, cübbesiyle beraber Fatih Fatih yapan efendim beynin içerisindeki o teknik bilgilerdi. Şimdi insanların bazıları kıyafete takılıyorlar. Kardeşim kıyafete takılma. Sen kafanın içerisindekine bak. Elhamdülillah o efendim Allah ile irtibatını kurduğunda Cenab-ı Teala onu neler nasip eder. İşte nasip etti şu anda. Elhamdülillah ihalarımız, sihalarımız yapıldı. Şu anda efendim birçok insanlarımız şükürler olsun. Türkiye'mizi uçuruyor, şaha kaldırdı. Rabbim daha da ileri gitmemizi nasip eylesin. Kafirlere, zalimlere, hainlere fırsat vermesin. Onlar oyunlarını başlarına geçirsin inşallah. Dua ederiz. Allah fırsat vermesin. Tekrar söylüyorum. Ayasofya'yı ibadete açan Fatih kafasına takmıştı. Ya Rabbi dedi. Şu kiliselerin efendim çanlarının çalmış olduğu Ayasofya'da bana müsaade et de ezan-ı Muhammedi seslerini dalgalandırayım. Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleri buradan nida olsun. Allah da nasip etti ona. Salı günü İstanbul'u fethetti. 29 Mayıs 1453 Salı günü. Ama ne dedi? Girer girmez efendim. Allahu Teala Celle hamd ederek secdeye kapandı burada. Yani böyle şımarmadı. Kafası öne eğik bir şekilde Allah'ımın nasip ettiğine hamd olsun dedi. Ve indi atından aşağıya secdelere kapandı. Sonra gitti Ayasofya'ya. Ayasofya'yı gördü. Arkadaşlar dedi ki burayı hemen cami yapalım. Benim burayı efendim bütün hayalim buydu zaten. Elhamdülillah Allah gerçekleştirdi. Arkadaşlar bir çalışma yaptılar. Salı günü İstanbul feth oldu ve Perşembe günü ikindi namazdan yetişti. Yani bir çarşamba günü arada geçti. Perşembe günkü namazında cami olarak kilise efendim değişti ve İçerisinde mihrabıyla, minberiyle, kürsüsüyle ondan sonra bugünkü e, imkanların ölçüsünde efendim hasırlarıyla beraber Allahu Ekber hazırdır efendim komutanım dediler. Fatih'e Ve Fatih Sultan Mehmet Hazretleri ikindi namazında Ezan-ı Muhammediye okundu. O kadar büyük alimler o kadar büyük efendim ordu komutanları, ordu orada, efendim Müslümanlar ağlıyorlar, bu günleri Allah bize gösterdi diye. Çünkü Peygamberimizin metine nail olmuşlar. Herkese nasip mi? Efendim dolayısıyla böyle bir efendim büyük bir coşku var, heyecan var. Şimdi ikindi namazını kıldıracaklar. Kim kıldıracak? İkindi namazını kıldıracak. Çok büyük zatlar oluyor orada. Efendim Akşemseddinler oldu, Molla Güraniler orada. Molla Fenerler orada mübarekler. Sonra bir yayın yapılıyor. Bir, efendim anons diyelim bugünkü tabirle. İkindi namazının sünnetini dahi hiçbir zaman için kaçırmayan, kaza namazı olmayan birisi gelsin namazı kıldırsın. Cesaretinden yok. İkindi namazının sünnetini dahi kaçırmayan Bugüne kadar da hiç kazaya namazı kalmamış birisi. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri boynu bükük bir şekilde Elhamdülillah diyor. Ben bugüne kadar ikindi namazın sünneti dahil olmak üzere hiç namazımın kazaya kaldığını, namazı kaçırdığımı bilmiyorum. Müsaade ederseniz ben namazı kıldırabilirim diyor. Eh işte Fatih bu. Fatih bu. Rabbim bize de böyle efendim evlatlar nasip etsin inşallah. Yani Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diyorlar ya. Gerçekten ne gençlerimiz var. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta veya o yaşa yakın bir şekilde, o yaşı geçmiş şekilde. Fakat anasının babasının üzerinde böyle asalak gibi yaşayan, onlardan işte beş on lira, 10 lira, on lira harçlık bekleyen böyle değil kardeşim. idealist olmak lazım. Yani insan böyle kendisine bir e, metot belirleyecek, kendisi ufuk sahibi olacak. Ben şu efendimizdeki önümüzdeki iki sene sonrasında buradayım. Beş sene sonra şuradayım. Allah ömür verirse on sene sonrasında şuradayım demeli insan. Geçen okuyorum çok dikkatimi çekti. Nobel ödülü almış Aziz Sancar diyor ki ben diyor efendim okulumu İstanbul'da üniversite okurken diyor İstanbul'u gezemeden bitirdim diyor. Eğer gezseydim ben okuyamazdım diyor. Şimdi Ellerinde telefonlar, efendim kulaklıklar. Ondan sonra hatta arabalar geliyor. Neredeyse çarpacak. Ondan bile haberi yok yani. Pıs 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 pıs, pıs. müzik dinleyecek. Bilme onunla yatacak, onunla kalkacak. Ya Allah sonumuzu hayır getirsin. Allah Celle Fatih'in o güzel ruhunu yakalamış gençler bize nasip etsin inşallah. Çok çalışacağız, dua edeceğiz evlatlarımıza, neslimize, züretimize. Olmaz mı? Olur Allah'ın izniyle. Ümidimizi kesmiyoruz. Çok güzel cevherler var şükürler olsun. Efendim aramızda bakın en büyük cevher ne oldu? Allah kendisinden ebeden razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız 87 sene sonra Ayasofya'da Ezan-ı Muhammedi'yi tekrar okundu, okuttu. Okunmasına vesile oldu. Ne mutlu kendisine. Ne mutlu onun anasına, babasına. Ne mutlu efendim onun efendim çevresinde bu işe destek veren imza atan kimselere. Öbür türlü de lanet olsun Ayasofya'yı kapattıran kimselere lanet olsun. Ezanı 1932'den 1950'ye kadar yasaklayan zihniyete lanet olsun. İslamiyet efendim sevmeyen, geldiğimiz zaman iktidara Ayasofya'yı tekrar müze yapacağız diyen kimselere. Evet. Müslüman uyanık olur. Müslüman efendim her zaman için kendisi zindedir. Bakışında, arkadaşında, çevresinde, düşüncesinde Allah nasıl istiyorsa o şekilde bakmaya, düşünmeye gayret eder. Gelelim şimdi tekrar konumuza. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin en büyük efendim ideali İstanbul'u fethettikten sonra yine 3 ay geçmedi. 3 ay gibi sürede bana burası yeter deyip de yatmadı. 3 ay sonra Trabzon'u fethetti. Orada Rum İmparatorluğu vardı. Trabzonlular minnettardır Fatih'e. Fatih'in eserleri var şu anda. Trabzon'a ben gittiğim zaman orada da Ayasofya'yı gördüm. Orada küçük bir Ayasofya var. Efendim minyatür bir Ayasofya. Onun için gidelim, dünyayı dolaşalım, ibretle bakalım ve diyelim ki inşallah Rabbim o güzel ecdadımızın ruhunu bize tekrar versin de biz İslamiyet'i Amerika'nın efendim o şu anda Washington'daki sarayına İslamiyet'i hakim kılalım. Oradan da efendim yayınlar yapalım. Ezan-ı Muhammed'i okunsun. Sonra Rusya'nın efendim şu andaki oradaki ne kadar varsa bütün düzene İslamiyet hakim olsun inşallah diyelim. Ve bununla yatalım, bununla kalkalım. Allahu Teala Celaluhu bizden bunu istiyor. Kulluğumuz bunu gerektiriyor. Mevlamız diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in isminde bir sure var. Muhammed Suresi sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed Suresi'nin 7. ayetinde Mevlamız bize buyuruyor ki Estağfirullah Bismillah. Ya eyhellezina amanu in tansurullah yansurukum ve yuthabbit aqdamakum Sadakallahu alazim ey iman ey iman Allah'ın dinine yardım edin Allah'ın dinine Allah'ın peygamberine yardım edin. Allah da size yardım etsin. Ve sizin ayaklarınızı sabit kılsın. Allah'ın yardım ihtiyacı yok. Ama Cenab-ı Hakk'ın yardımını bir şeye, bir sebebe bağlamış. Biz Allah yolunda koşturursak Allah bize yardım ediyor. Çocuklarımıza yardım ediyor. Ek ekmeğimize yardım ediyor. Efendim evimize huzur veriyor. Ondan sonra bize bir ruh veriyor. onu koşuşturma heyecanı veriyor. Yaşama zevki veriyor. Adam böyle öyle gibi ya kardeşim bir şey soruyorsun. Yani cevabınla bile efendim sarhoş gibi. Niye? Barışık değil kendisiyle ya. Cenab-ı Hak bu kadar nimet vermiş onunla barışık değil. Halbuki barışık olsa böyle olmayacak. Elhamdülillah diyecek. Allah şükrümüzü arttırsın inşallah. Nankörlükten Mevlamız muhafaza eylesin inşallah. Onun için tekrar toparlıyorum dersimi. Ee, ecdadımız koşuşturdu, gayret etti, gayret etti, gayret etti. Bize bu yurdu emanet etti. Biz de bu yurtta elhamdülillah gayret edeceğiz. Daha birçok efendim yerleri fethetmeye gayret edeceğiz, çalışacağız. Rabbim nasip etsin inşallah güzellikler, iyilikler ve sonucu da güzel olan ahirete gittiğimiz zaman, kabrimize gittiğimiz zaman orada da efendim bizi mutlu edecek bir fotoğraf olacak haber gelecek. Şunlar şunlar efendim. Ne kadar güzel okuyorlar, okutuyorlar. Sizin sayenizde diye Rabbim böyle güzellikleri nasip etsin inşallah. Hasan el Benna rahmetullahi aleyh'in bir sözüyle beraber bitirmiş olayım. Diyor ki: Yarınlar yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerin olacaktır. Yani şu anda bir Müslüman rahatını düşünmeyecek. Rahatımızı inşallah kabirde Rabbim nasip etsin. Ahirette nasip etsin. Dertleneceğiz, dertleşeceğiz. Ondan sonra sakallarımız, saçlarımız beyazlayacak. Bunu biz dünyalık için yapmayacağız. Ahiret için, Allah için yapacağız. Allah'ın dini hakim olsun. Sokaktaki efendim düzen Allah'ın olsun gördüğümüz manzaralar iyi değil, Rabbim bunları düzeltsin ya Rabbi diye dua edeceğiz, gayret edeceğiz. Birisinin kapısını çalışacağız, çalışacağız. Beş vakit namaz kılmıyor, namaza başlattırmaya çalışacağız. Başını örtmüyor. Kardeş diyeceğiz, yapma diyeceğiz, etme diyeceğiz. Sabah namazını kılabiliyor musun şu anda? Çok erken namazlar diye insanlara seferber olacağız, anlatacağız. Allah da bundan razı olacak inşallah ve bizi efendim yardımıyla, destekleriyle beraber Rabbim uçuşa geçirecek. Evlerimiz bereketlenecek, huzurlanacak, çocuklarımız hayırlı olacak. Bir bakacağız, Allah Allah çocuk değişmiş. Nasıl? İşte sen Allah'ın dinine yardım ediyorsun. Allah da onun kalbine, beynine güzel şeyler koyuyor böyle. Allah'ın elinde her şey. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Son nefese iman, Kur'an. Şehit olmayı nasip et ya Rabbi. Allah'ım senin üzerine şehit olarak gelebilmeyi nasip eyle. Dinle hizmet ederken böyle koşuştururken ruhumuzu teslim etmeyi nasip et ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızı neslimizi hayırlı eyle. Damatlarımızı gelinlerimizi hayırlı eyle. Hepsinin ama hepsinin beş vakit namazlarını biz söylemeden koşarak, severek, aşk ile kılmaları nasip eyle. Kalplerine sen İslam coşkusu, İslam sevdası, Kur'an sevgisi nasip et ya Rabbi. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerin nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Allah'ım ülkemize ve İslam alemine yardım eyle. Ülkemize ve İslam alemine yardım eyle. Kafirleri, zalimlerin, hayli oyunlarını başlarına geçir ya Rabbi. Bizlere yardım eyle. Sevgi, sevgi, saygı nasip et ya Rabbi. Hem evimizde, hem sokağımızda, hem ilçemizde, hem ilimizde, hem ülkemizde bir sevgi yumağı oluşmasını Müslümanlar olarak nasip et ya Rabbi o Yahudileri falan görüp de ondan sonra onlara karşı güzel tedbirler alabilmeyi, yarın Mescid-i Aksa'mızın inşallah Yahudiler elinden efendim kurtulması nasip et ya Rabbi. Amin, amin, amin. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidil Evvelin ve al سبحان الله وبحمده، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، تؤلا من زكابوليشن، من أهل الأرض من أفول صحة أمتي محمد صحت سلامتيشن، هاي اللهم فتيشا لنا فيشن، Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerimiz, onun kıymetli hocaları, kıymetli asker arkadaşlarının ruhları için, bütün ölmüşlerimizin de ruhları için ve Allah rızası için. El-Fatiha.